Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle bir ana yemek yerine geçebilecek kadar güzel bir pilav tarifi paylaşıyorum. Soğanımı piyazlık doğradım. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tencereme aldım. Şimdi soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı şöyle birbirinden ayırıyorum. Ve kavurmaya bıraktım. Şöyle 8-10 tane kayısımı önceden ıslatıp yıkadım. Şimdi de onları doğruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Soğanlarımı kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımı iyice karamelize edeceğim. Soğanlarım kavruldu. Şimdi kayısıları içerisine ekliyorum. 1 dakika kadar şöyle kavuruyorum. Şimdi de bir avuç kuru üzümü yıkadım. çekirdeksiz kuru üzüm kullanıyorum. Onu da içerisine ekledim. Bir iki dakika kadar yine kavurmaya devam ediyorum. Şimdi de kabuklarını soymuş olduğum çiğ bademlerim var. Onları da içerisine ekledim. Şöyle biraz daha şöyle bir çevirdikten sonra içerisine kavurmamı ekliyorum. Kavurma eklediğim için arkadaşlar şöyle bir yağının erimesi yeterli benim için. Yağı biraz az geldi. Şöyle birazcık daha zeytinyağı ilave ettim içerisine. İki su bardağı da pirincimi daha önceden ıslatmıştım. Onun da yıkayıp suyunu süzdüm. Pirincimi içerisine ekliyorum. Şöyle yayıyorum kaşığımla. Tuz. Karabiber. Tarçın. Ve yeni bahar ekliyorum. Bunları damak tadınıza göre istediğiniz miktarlarda ekleyebilirsiniz. Şimdi üzerine su ekliyorum. Suyu kaşığın üzerinden döküyorum. Direkt pirincin üzerine dökerseniz etrafa dağılacaktır pirinçler, şekli bozulacaktır. Onun için kaşık yardımıyla ekliyorum. 3 su bardağı su ekledim arkadaşlar. Sonrasında yeterli gelmedi. 1 su bardağı tekrar kaynamış su ekledim pişti. Şimdi üst tarafları kuru kalacağından dolayı şöyle bir hafifçe nazikçe karıştırıyorum ve kapağını kapatıp bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bir pilavım pişti. Şimdi ters çeviriyorum. Ve sonuç gördüğünüz gibi gerçekten çok muhteşem, çok lezzetli bir pilav tarifi oldu. Bu pilav bir ana yemek yerine geçecek bir pilav arkadaşlar. Ben kavurmayla yaptım. Siz dilerseniz kuşbaşı etle de yapabilirsiniz. Sonuç gerçekten muhteşem. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler.